konuşmalarını yapmak üzere Manisa Celal Bey Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Doktor Mustafa Özkan Kalıcı davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Belediye Başkanı, Başkan Yardımcım, çok değerli STK'larımızın temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve diğer katılımcılar. Bugün konuşmama da yansıyacaktır. Bende farklı bir heyecan var. Çünkü 2010 yılında başladığımız bir engelsiz bilişim serüveni, bugün aslında 6. yaş yılını da kutlamış oluyoruz. Çünkü 25 Mayıs 2011'de az sayıda Türkiye'deki çalışma yapan kişilerle bir araya gelerek, o zaman Başbakanlık Özürler İdaresi vardı, Manisa Celal Bey Üniversitesi ve Manisa Belediyesi Valiliği ile birlikte sayıda kurum ve kişilerle yola çıktık. Daha sonra bu serüven büyüdü. Aramızda birçok farklı kurum direk katıldı. Gitgide büyüyerek geniş bir aileye oluşturduk. Engelsiz bilişim çalışmaları aslında belki aramızda ilk defa duyan arkadaşlar olabilir. Engelsiz bilişim çalışmaları, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu benzer şekilde büyük bir aile. Nasıl bir aile? Türkiye'de engellilere yönelik bilişim ve teknolojik imkanların gelişmesi için gönüllü bir şekilde çalışan, emek harcayan ve bu yolda önemli başarıları imza atan bir serüven. Ben bugünkü konuşmamda özellikle kağıda dayalı bir metin hazırlamadım. Zaten kaybedeceğimi de biliyordum, yine kaybettim. Biraz aklınıza sığınarak, belki de biraz uzatarak, 2011 yılından şu ana kadar olan süreç hakkında bazı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, 2011'de geri döndüğümüzde, yani 6 sene önce bugüne geri döndüğümüzde, engelli konusu Türkiye'de dediğimizde 3 tane şey aklına geliyordu. Asansör, rampa, bir de tekerlekli sandalye oldu mu engelli konusu bitti. Oysa bizler Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda ve engellilerin ihtiyaçlarına baktığımızda, biraz önce Engin'in de bahsettiği gibi engellilerle sorunumuz ne diye konuştuğumuzda asıl gördüğümüz şeyler bundan ibaret değildi. Engellilerin temelinde iki tane sıkıntı vardı aslında. Birincisi, eğitim hayatına girememiş bir engelli nüfusu vardı. İkincisi, eğitimden dolayı istihdama katılamamış bir engelli nüfusu vardı. Bu ikisi eksik olunca doğal olarak sosyal hayata da katılamıyorlardı. Ve burada biz şunu gördük. Bilişim teknolojileri eğitim için, istihdam için, engelli arkadaşlarımız için vazgeçilmez bir destekleyici araçtı. İşte buradan hareketle bizler bunun gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yaptık. Neler yaptık? Sadece bazı satır başlarını vermek istiyorum. Yaptık kelimesini de altına özellikle çizmek istiyorum. Platform olarak yapmadım. Bu bahsettiğim geniş yayın olarak yaptık. Burada sayacağım çalışmaların hiçbiri bu platformun birebir çalışması değildir. Platformun desteklediği, platformun bir şekilde yol gösterdiği çalışmalardır. Örneğin 2011 yılından Bilgi Teknoloji Kurumu'yla elektronik haberleşme ile ilgili çalışmalar yaptık. Burada aramızdaki birçok arkadaş da katkı sağladılar. Önemli avantajlar sağladık. Engellilerimizin daha rahat aileleriyle konuşması, daha rahat insanlarla iletişime geçirmesi için bir takım indirimler sağladık. Ek hizmetler sağladık. Yine önemli ayaklardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi'ydi. Özellikle bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çünkü temel amacımız neydi? İlk önce eğitime girecek. Eğitime girmesi için şu yapılabilir. Engelli bir arkadaşımızı bizler gerekirse aileleri yapıyor bunu kucaklayıp sınıfa getirebiliriz. Fakat şayet biz öğrencinin eline ders müfredatını, ders notunu dijital ortamda ve anlayabileceği şekilde biz veremiyorsak sınıfa getirmemiz bir anlam ifade etmiyor. Yani asansör, tekerlek sandalye bitiyor. O zaman bizler onların eğitimleri için gerekli teknolojik destekleri sağlamalıyız, bunları yaygınlaştırmalıyız diye. Mümkün olduğu kadar çok farklı çalışmalar yaptık. Neler yaptık? Kongreler yaptık. 6 tane uluslararası engelsiz bilişim kongresi yaptık. 2011'inde bahsettiğim o 20 tane çalışmayla başlayan serüven, geçen sene yaptığımız olduğumuz kongrede 100'ün üzerinde gerçekten oluşmuş, engellilerin hayatına dokunmuş çalışmayla taşlandı. 120 tane konuşmacımız var.
Ve bunların hepsi Türkiye'de yapılmış çalışmaları anlattı. Bunlar aslında o rakamsal gelişim gelinen noktanın önemli bir unsuruydu. Bu süreçte şunu gördüm. Önemli şeylerden birisi bunun altını çizmek lazım. Engellilerle ilgili Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor değil, yapılıyor. Fakat sorun gerçekten çok. Devletimizin, devlet kurumlarının beraber çalıştığımızda oldukça iyi niyetli bir çabasını gördük. Ve biz bu çabayı STK'larla, özel sektörle birleştirdiğimiz zaman önemli derecede yol aldığımızı ve bir şeyleri değiştirmeye başladığımızı gördük. Gelinen noktada iki gün önce ben Manisa'da, Kodla Manisa diye bir projenin katıldım. Kodla Manisa ilkokul öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin robot geliştirdiği, proje geliştirdiği bir yarışmaydı. Katıldığımda şunu gördüm ben ve bu beni çok mutlu etti. Öğrenciler engellilik hayatını kolaylaştırıcı robotlar geliştirmişlerdi. 2011 yılında olmayan çalışmalar, 2011 yılında ortaokul öğrencisinin, ilkokul öğrencisinin bu alanda bir şeyler yapması düşüncesine kadar yayılmış bir çalışma. Bizi oldukça ümitlendirdi bu. O yüzden ben bu ailenin bir parçası olarak, bir sözcüsü olarak bundan gurur duyuyorum, ayrı bir heyecan duyuyorum. Her şey bitti mi? Bitmedi. Bizler devlet kurumlarımızla, özel sektörde, STK'larımızla ve gönüllü bireylerimizle yapacak daha çok işimiz var. Neler var? Engellilerden, farklı engelli grupları için daha fazla teknoloji ihtiyacımız var. Bu teknoloji imkanlarının Türkiye genelinde yaygınlaşmasına ihtiyacımız var. İzmir'deki çocuk kullanıyorsa Hakkari'deki çocuk da kullanacak. Bunun için İzmir'deki yapılan proje rafa kaldırılmayacak. Hep beraber destek vereceğiz, Hakkari'ye ulaştıracağız. Bunun için ne gerekecek? Aile Politikalar Bakanlığımız veri tabanı geliştiriyor. Bu veri tabanını bizler aylar tutmaya çalışmayacağız. Aile Politikalar Bakanlığımızın veri tabanının gelişmesine hep beraber katkı sağlayacağız. Yani samimi bir şekilde bundan sonra da birlikte hareket ederek, kaynakları kullanarak engellerin hayata girmeleri için bilişim teknolojiyi geliştireceğiz. Engelsiz bir dünyayı hep birlikte bilişimle gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Buraya katıldığınız için ben herkese teşekkür ederim. Teşekkürümün özellikle önemli bir kısmını Maltepe Üniversitesi'nde yapmak istiyorum. Gerçekten bize ev sahipliklerinde birkaç unsuru gördük. Birçok yerde etkinlik yaptık biz. Birincisi rektörümüzden başlayarak, rektör yardımcımız Betül Hocam da burada. Herkes özverili bir şekilde çalışmıştı. Bu oldukça güzel bir şeydi. Etkinliği yaptığımız otel çoğu yerde bulamıyoruz. Engelliler için uygun bir oteldi. Hatta bir akşam engellilerle ilgili bir odada kaldık. Gerçekten uygun bir otel olduğunu gördüm burada. Ve diğer bir teşekkürüm özellikle buradaki teknik ekibe. Ben birçok organizasyon yaptım 20 yılda. Buradaki ekip kadar duyarlı, çalışan bir ekibi her yerde bulamıyoruz. Bunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Ve en önemli teşekkürüm de bugün burada derece alacak ve bu işin mutfağında çalışmış, Türkiye'de engellilerle ilgili bilişim teknolojisinin gelişmesi için katkı sağlamış tüm emekçi arkadaşlarıma vermek istiyorum. Herkese teşekkür ederim. Saygıyla görüşürüz.